Beğenilen ünlüye benzemek için estetik doktorlarının ve kuaförlerin kapıları hep çalınmıştır. Ünlülerin kusursuz burunlarına, yay gibi kaşlarına ya da hacimli saçlarına sahip olmak mümkün mü? Son zamanlarda Serenay Sarıkaya'nın burnu çok e, istenir hale geldi popülaritesiyle beraber. Ama bizim için bu iyi haber. Tabii yapması zor. E, çok kendine özel bir burun yapısı var. Herkese olmaz. Bizim kızlar ama kendisine çıkacak olan burnu e, az çok artık gösteriyorlar. Serenay'ın burnu daha Türk yapısına uygun bir burun. Aslına bakarsan istedikleri şey bizimkilerin hep ee, güzelleri seçmişler. İşte afgan kaşı diyorum ben ona, Ece ecesikan kaşı, serenay burnu ama hala bazıları serenay değil anglo Anglo-Sakson burnu istiyorlar ve tülin şahin saçı. Şimdi her şeyin en iyisini seçip bunların hepsinin bir arada olmasını istiyorlar. Haline de akla biz geliyoruz plastik cerrahlar ve güzellik merkezleri özellikle kaş kirpik yapan yerler. Ece Sükan Kaşı'na ulaşmak nispeten kolay. Microblading yöntemlerimiz var. Eğer ekemiyorsak bile onu yapabiliyoruz. Burun Anglo-Sakson burnunu herkesten çıkarmak zor ama e, yeni yeni cerrahlar olarak daha başarılı işler yapıyoruz. Serenay'ın burnuna direkt ulaşmak zor. E, çünkü çok spesifik bir burnu var. Bir de onun yüz anatomisi önemli. Herkesin yüzüne gitmez. Plastik cerrahi uzmanı, operatör doktor Bilgehan Aydın, Kadınlar tarafından en çok Tülin Şahin'in saçlarının arzulandığını anlatıyor bizlere. Tülin Şahin saçına ulaşmak, tabii Tülin Hanım'ın saçları muhteşem gür. Sadece aslına bakarsanız Tülin Şahin'in saçları cürlük değil, sağlıklı. Hem gür, hem hacimli, hem de parlak. Bunların hepsine birden ulaşmak bizi bayağı zorlayan bir şey. Yapamıyor muyuz? Evet yapabiliyoruz. O da nasıl? Bazı kadınlara saç ekiyoruz. 100, 100 kadının 30'una saç çekebiliyoruz. Erkek tipi dökülmesi varsa, genel dökülmesi tamamen saç dökülmesi varsa ise şu an biraz sonra e, hanımefendi yapacağım gibi growth faktör yani büyüme faktörü enjeksiyonu yapıyoruz ki bu çok önemli. Yani biz yeni saç çıkarmıyoruz. Var olan saçın dökülmesini engelliyoruz. Sağlıklı olduğu için hacminin artmasını sağlıyoruz e, ee, ve parlak dümdüz bir saç elde ediyoruz. Peki tülinin gür, hacimli, güçlü, sağlıklı ve parlak saçlarına ulaşmanın en son yöntemi nedir? Ne gibi sihirli bir formül var? Tülin Hanım'ın saçlarına da tabii ki onunki kadar olamaz ama ulaşmaya çalışıyoruz. Şimdi bir growth factor enjeksiyonu yapacağım. Bu titreşim cihazı daha az acı hissetsin diye. İşlem aslında ağrılı bir işlem değil ama yaptığımız growth factor'ın kafada özellikle içerisinde damarları genişletici maddeler var. Ondan dolayı garip bir ağırlık hissi oluyor ilk bir iki saat. Sonra bir de lazer alıyoruz hastalarımızı. Lazer tedavimiz de var saç için. Canınız acıyor mu? Hayır. Siz anlatırken dikkatim de dağılıyor. Harika. Devam ediyorum o zaman.